Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Başkanım kaçıncı kongre bu? Bu 6. kongre. 6. kongre. Sanırım en gerilimli, en gergin geçen kongreniz bu oluyor. Daha önce kendiniz gelmeden seçildiğiniz kongreler oldu. Ama bu sefer ilk kez karşınızda bir aday var bu manada. Aday olacak mı, olmayacak mı? Bunlar sizin açınızdan tartışmalı konular ama nedir durum kongre? Tabii gelmediğimiz kongrede takımımız ikincilikteydi ve ciddi borç yükü vardı. O zaman tüm çağrılarımıza rağmen bugün aday olan arkadaşlar, yönetim listesi açıklayanlar sadece 1 lira bile yardım etmediler. Onu söyleyebilirim. Olabilir. Onu da saygıyla karşılıyoruz. Bugünkü genel kurulla ilgili inşallah yani bizlere yakışacak şekilde, Ankara gücüne yakışacak şekilde bir olgunlukla geçer. Birlik beraberliğimizi iyice pekiştirerek bu genel kurul salonundan çıkarız. Bizim temennimiz bu. Zaten bu seneki sloganımızda birlikte güçlüyüz. İnşallah ben sizin programınıza da katıldığımda şunu söyledim. Yani genel kurulun zaten başı belli, sonu da belli. Bunu neye göre söyledim? Yanındaki iş adamı diye tarif ettiği kişiler kulübe hiçbir katkı sağlamamış ve kulübün yerini de bilmiyor çoğu. Dolayısıyla burada 900'ün üzerinde delege var. Biz şunu iddia ediyoruz, yani listesine 9 kişi yazamaz. Çünkü bizim camiadan uzak bu insanlar. Dolayısıyla sevindirici bir olay şu, bizden önce delege olan aşağı yukarı bir 450-500 arkadaşımız var. Biz başkan olmadan önce de bunlar delegeydi. Bakıyorum bunların %90'ından fazlası günlerce bize olumlu mesajlar attılar, destek mesajları attılar. Kulübe gelip destekleyeceklerini söylediler. Güzel olan da o. Yani vefalı insanların sayısı çok fazla olduğu müddetçe Allah'ın izniyle Ankara gücünün önü açıktır. Yani buradan da yine söylüyorum. Hani 900'ün üzerinde delegemiz var. Ben başta da iddia ettim, yine iddia ediyorum. 9 kişi o listeye yazamazlar. Yok çünkü. Bu balon patlayacak dedik. Bugün zaten bu balon patlar yani. Bizim derdimiz şu, eğer kulübe katkı yapmak istiyorlarsa her zaman söylüyorum, kapımız açık. Buyursun gelsinler. Yönetimimiz nasıl bir yönetim bekliyor bizi başkanım? Daha açıklamadınız isimleri. Yönetimimizde biz her zaman şunu savunduk. Gerek bizim Ankara gücümüzde, gerekse memleketin idaresinde çok paralı insanlara ihtiyaç yoktur bu memleketi idare etmek için. Sadece namuslu, dürüst, çalışkan insanlara ihtiyaç vardır. Bizim kriterimiz bu. Önce dürüst olacak, şerefli, namuslu çalışacak insan olacak. Yoksa memleketin başında da gördünüz yani geçmişte yaşananları, bütün bankaları hortumlayanlar zengin adamlardı. Dolayısıyla bize her zaman söylüyorum, çalışacak, hizmet edecek şerefli, dürüst insanlar lazım. Onlarla yola çıkacağız. Bizim kriterimiz bu şekilde. Az çok mesaj vermişizdir herhalde. Başkanım, sizin açınızdan rahat geçeceği belli olan bir kongreye. Yani aday olamayacak falan diyorsunuz. Burada bir taraftara, camiaya bir çağrınız var mı? Çünkü oldukça gergin geçen bir atmosfer var. Taraftarlar duyuru yapıyor. Kongre salonunda olacağız, oradayız, açıklama yapacağız falan tarzında. Murat acaba kongre salonuna girecek mi, girmeyecek mi? Konuşacak mı, konuşmayacak mı? Camianın, kulübün başkanı olarak sakinleştirici, olumlu bir mesajınız var mı? Ben aslında bunu duymak istiyorum. Çünkü bu gerginlik şimdi, Ankara gücüne çok faydalı bir durum değil gibi geliyor bana. Tabii. Bunun böyle olmaması lazım. Zaten biz bu genel kurulu da bundan sonraki süreçte gerginlik olmasın diye, yani huzur ortamı tahsis edilsin diye bu genel kurulu yaptık. Çünkü insanlara bir şans vermemiz lazımdı. Yani adam adayım diyor, şu kadar katkı sağlayacağım diyor. Biz de önünü açtık. Katkı sağladı mı bir kuruş sağlayamadı, sağlayamaz. Her dediğimiz çıkıyor yani. Bugün ben taraftarlarımıza şunu söylüyorum. Biz beraber Bozüyük'e gittik, Tepeci'ye gittik, Düzyurt'ta kamyoncularla. Tepeci'nin yerini öğrendik. Yerini öğrendik, hiç bilmiyorduk. Biz İzmir'de biliyorduk, İstanbul'da çıktı. Ondan sonra kamyoncular, Düzyurt kamyoncuların başkan olduğu kooperatifin futbol takımıyla top oynadık. Biz bunları yaşadık. Yeri geldi,
üzüldük. Bir de o üzüntünün üzerine Ankara'nın bağlarını çaldırdılar bize. Yani biz gerçekten tırnaklarımızla kazıyarak hep beraber tabii taraftarlarımızla birlikte cami olarak takımımızı Süper Lig'e çıkarttık. Bu arkadaşlardan dediğim gibi iki kişi vardı yanımızda. Şimdi bizim radyo terci Apo diyeceğim. Ondan sonra farklı anlaşılacak. Yani adamın mesleği, onu herkes öyle bildiği için reklamı da o şekilde veriyor. Kaya radyo terci diye. Bir onlar vardı. Onun haricinde de zaten kimse yoktu. Dolayısıyla ben bir defa taraftarlarımızın da çoğunu zaten %95'inin vefalı olduğunu biliyorum. Vefalı taraftarlarımız. O her zaman onu bize gösterdiler. Arada böyle tek tük farklı düşünceler içerisinde olan insanlar olabilir. Onları da kazanacağız. Yani şunu yapmamız lazım her zaman. Ankara gücü burada dimdik ayakta demek lazım. Şu X türbün burada dimdik ayakta. Bu türbün burada dimdik ayakta değil. Biz Ankara gücünün hizmetçisiyiz. Onlar da öyle diyecek. Ankara gücünün askeriyiz diyeceğiz yani. Böyle bir birlik beraberlik içerisinde olur. Düzeltiriz hepsini. Sıkıntı olmaz ya. Kongreyle alakası olmayan, Mehmet Yiğener'in ya da Murat Ağacabağ'ın kazanıp kazanmamasını önemsemeyen, kim kazanacaksa o kazansın diyen bir taraftar grubu var ve onların merak ettiği takımın durumu. Bugün kongre saranında özellikle transfer yasağıyla ilgili bir müjde bekliyor muyuz? Bugün değil de bundan sonraki süreçte sezon başlamadan transfer yasağı muhtemelen açılır. Çünkü bu insanlar gerçekten çok zarar verdiler. Bütün gelir kapılarını tıkadılar. Onun mücadelesini ettiler. Hem yardım etmediler hem gelecek yardımları engellediler. Bugünkü genel kurulla birlikte bu gelir kapılarımızın hepsinin açılacağına inanıyorum. Çünkü yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Doğru bir tanedir. Bu memleketi idare edenler, belli yerlerde görevli kişiler, Ankara'da, Türkiye'de siyaset yapanlar neyin ne olduğunu zaten görecektir. Bu genel kurul sonrasında da bizim Ankara gücünün de bu birlik beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin de bu birlik beraberliğe ihtiyacı var. Sadece Ankara gücünün değil, Türkiye'nin de birlik beraberliğe ihtiyacı var. Biz şahsımıza hiçbir şey istemediğimiz için sadece Ankara gücü yaşasın, Ankara gücü güçlü olsun diye mücadele ediyoruz. Niye Avrupa kupalarında mücadele etmeyelim? Niye Şampiyonlar Ligi'ne hep beraber gitmeyelim? Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu hedef uğrunda, bu amacımızın uğrunda ben siyasetçilerimizden, belediye başkanlarımızdan, büyükşehir belediye başkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ciddi destekleri alacağımıza inanıyorum. Çünkü bugüne kadar destek verdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Belediyelerden de ciddi destek aldık. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreç sanal bir süreç bana göre. Bu sanal süreç de geçecektir. Yine birlik beraberlik içerisinde daha da coşkulu bir şekilde, daha katılımcı bir ruhla Ankara gücünü yukarılara taşıyacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kongreden sonra inşallah yine uzatırız.